Frank dediği çıkış oluyor. İnanıştat dediği merkezi oluyor işte. Hangi şeyde bekliyor? Bak kar yağmaya başladı. Cirafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. İkimiz de spor ayakkabılarla. Dışarıda fırtına. Selam. Hoş geldin. Ben bakkal gibi bir yerde kilit hırsı aldım hepimize ya. Yani. Alamancı mor çikolata alıyorum. Sizden tantana koyabilirsin onu. Olur vallahi ya. Bugün ayın 5'i. 5 Nisan. Osterfestleri var. O yüzden kapalı mağazalar falan. Marketler, mağazalar. Zaten çoğu mağaza koronadan dolayı kapalı da marketler de kapalı bile. Kanka olursun diye burada ilk. eminim. İlk günü ziyaretle biz var. Erfarım falan mı? Outweiss mi? İzleyim olarak. Asansörümüzde böyle değişik yemek kokularını her an içinize çekebilirsiniz. Ben direkt giriştim. Tabii. Burası... Burası kız tuvaletiymiş. Ha, banyo yapıyormuş burası. Ben giriyor arada duşa. Ay tuvalet kadınlarınız çok kötü dediğin gibi. Ve bizimkini görmek tamam. İstemezsiniz bence. Bizimki de artık hani Allah affetsin gibi tuvalet. Ve gelin. Sen şu an şeyden... Açık olarak kapıyı. Burası da benim odam. Amerikan filmlerindeki böyle... Aynen. Bir şey var ya onun gibi. Aynen. Ya ben mutluyum aslında biraz bir sormasa. Bak şu... Var mı diyorum? Yanımda da Nican Yalı geldi. Nerede Nican Yalı? Şöyle odada. Tuvalet şimdi odam yani yerlerin pisliği için falan bir adam yok ve sadece süpürebilirim. Ben heyecanlandım. Buyurun. Odam da burası. Güzelen. Hemen bir küçük araya giriyorum. Buna bu kadar gülmemizin sebebi Almanya'da bir gelenek var. Sen kullanmadığın eşyayı kendi kapının önüne koyuyorsun. Daha sonra ihtiyaç sahibi ve onu almak isteyen birisi onu alabiliyor. Bu kahve makinesini de aşağıda bulmuştuk kahve makinesi araştırması yaparken. Daha sonra Burak evine aldı bir bakmak için ne var ne yok diye. O yüzden bunu görünce bu kadar güldük. Kahve makinesi gördünüz mü? Ben daha büyük bir oda bekliyorum. Yok çok küçüğüz ya. Evet, odam bu şekilde benim. Düzenlemiş dedik. Yani ve lavaboyu sildiğim halde geçinmeyen lekeler var. Unutmayın. Kalkanma kilitliymiş, nasıl alacaklar sen eşyaları? Yok ya, ben hani böyle zor geliyor benim. Buraya geldikçe moralim bozuluyor. Diyorum hani bir bak papiyerim var burada. Ve zeytinyağım var. Biri pizza yapıyor şurada büyük ihtimalle, yok olmuş. Bakayım neyle yapıyor. Oo biri çok güzel bir tavuk başına poğaça yapıyor ya bu ne?
Neyse, afiyet olsun diyelim ona. Gelin biz üst kata çıkalım. Burada rüzgarı hissedebilirsiniz. Bugün yeterince iliklerimize kadar hissettik zaten. Allah, hangi elimle taş tutacağım şaşırdım. Adamın el alemin yerine geldi. Ama bu da mutfakta falan insanlarla tanışır. Ah, bu da halli cam vardı. Yazın o pencere açmış. Bak şimdi anneniz. Gelin ya valla. Gelin gelin. 240 yılı ama işte. Onu yiyeceğiz. Aynen. Bir tanesinden sonra bir daha yapacağız. Böyle bekle bekle. Ne yapacağız? Bunu atacağız. Aşağı ineceğiz, yiyeceğiz. Geri geleceğiz, alacağız. Onu atacağız, yiyeceğiz. Yok, bizim mutfakta ya da şu yan taraf. Artık. Bizim mutfaktaki... Niye biz mutfakta yapmadık? Ben bunu adım mı? Doluydu. Doluydu değil mi? Evet. Emin miyiz? Bir şey oldu ya, baktın. Mesela kardeşimin okulunda şey... ne marka çorap ya? Bir şey fırası. Özet geçmek gerekirse bugün Burak arkadaşımızın evine konuk olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Odası 18 metrekare ve aylık 240 euro ödedi. Daha sonra 6 ay için toplamda 118 euro televizyon radyo vergisi ödedi. Maalesef bunu tek başına ödemek zorunda kaldı. Odasının içinde bir tane hem koltuk hem yatak olarak kullanabileceği eşyası, masası, dolabı, küçük bir şifonyeri ve lavabosu vardı. Mutfak ve banyo ortak kullanımlıydı. Bisiklet ya da herhangi bir şey ekstra verilmedi. Münster'i yürüme mesafesinde 20-25 dakika civarındaydı. Otobüsle de ulaşım sağlayabiliyordu. Burak bu yurdu okul aracılığıyla buldu. Dolayısıyla gelmeden önce depozitosunu ve ilk kirasını ödemesi gerekiyordu. Geldikten sonra odasını gördü, arkadaşlarını gördü ve modemini kendi üzerine alması gerekiyordu. Birkaç gün geç internete bağlandı dolayısıyla. Kendisi de videoda duyduğunuz gibi odasını beğeniyordu, yerini, yurdunu beğeniyordu. Kendi şahsi fikrime gelecek olursam, ben böyle bir yerde yaşamak istemiyordum açıkçası. Dolayısıyla okulun bulduğu bir yurtta kalmadım. Kendim araştırdım. Nasıl bulduğuma dair sağ üstten videomu izleyebilirsiniz. Onun dışında Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Dolayısıyla hiç kafanızı takmayın ve Erasmus'un tadını çıkarın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.